Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şurada bir misteri var. Şuraya bir uğramak istiyorum. Ondan sonra buradaki Betelya Farm'a gideriz. Kontrakti yaparız. Burayı yaparız. Çünkü burayı açtığımızda belki burada daha küçük hazineler de çıkacak daha önce görmemiş olduğumuz. Bir şey mi atacağız? Ha yok, kafamız güzel olacak. Bayağıdır bunlardan yoktu. Neyse. Bakalım nasıl bir puzzle. Yani kurt sign'la alakalı mıydı yoksa değil miydi? Neyse, bunun önünde öldü herhalde, bundan geçeceğim, ne bileyim. Oha, ne oluyor lan? Ortama gel, böyle bir şey ilk defa oluyor. Eivor olarak yani. Ama kafamız nasıl güzel. Yani nasıl bir sign olabilir abi burada? Raven Clan'a gitmem mantıklı teoride baktığında. Yani Raven Clan'a giderim yani. Yanıldık mı ya? Gerçekten yanılmışız. Şundan emin olamadım. Diğerleriyle ilgili herhangi bir şey var mıydı ya? Acaba başta mı vardı? Tamam. Şurada kalkan varmış, sonunda Odin var. Üçüncü kapı da onunla alakalı olacak. Kalkana gitmemiz lazım herhalde. Diye düşünüyorum yani. Orada kalkanı gördük diye. Umarım fake atmamıştır yani bu sefer. Doğru yere girdik. Şimdi Odin'liğe gireceğiz diye tahmin ediyorum. Hiçbirinde Odin yok. Nasıl bir sign var abi burada? Çiçeklerle alakalı mı acaba? Şu ortadaki çiçekleri görmüştük şeyde. Orada çiçekleri de görmüştük ya. Onunla alakalıymış. Zengin bir adamın evinin yandığını gördüm. Ama yine de umutluydu. Ölüm kapısının önündeydi. Yaşamak her zaman daha iyi yani sonuçta. Acı içinde olsa bile. Bu arada chat, demin saçma ve komik bir şey fark ettim. Galiba burada bir tane Odin gördük ya şurada. O galiba en sağdaki kapıda duruyordu. O yüzden aldık. Yani bu kurt ve deer tamamen şanstı. Tamamen şanstı. Ben onu sign olarak düşündüm ama sign değilmiş yani o. Olaya bak yalnız.
Oha. Çok iyi, fast travel noktası da açtık. What can I get for you? Keşke biraz şey olsa, o güzel olurdu biliyor musun? Bu arada bu ikisi fena değil. Alsak mı? Alalım ikisini de. Hem yerlerine de yine şey saldırı runları geliyor böylece. Çünkü hep 4 tane rune satıyorlar, onu fark ettim yani. Öncekinde mesela haste gelmişti, 1.3 speed. Hep biraz değişik bir şey geliyor. Gayret yetişeceğiz. Yetiştik. Buradaki şarkı neden bu kadar hüzünlü abi? Burada bayağı hediye varmış. Hediyelediğim treasure bu arada. Oha. Güzel. Artık daha zor yeneceğiz bir daha. Yalnız buradakilerin hepsini kasmak mantıklı şöyle. Çünkü manyak şey var. Bu da fena değil ama bunu yapmayı düşünmüyorum. Ben grid'i açmış mıydım? Okay. Kullandım mı skill pointleri ya? Daldım demin, kullandım demin ikisinde. Kasabada düşündüğümüzden çok şey varmış ya. Loot. Gerçi zaten ihtiyacımız da var. O kadar şey yaptık. Neydi onun ismi? Armor falan geliştirdik, silah geliştirdik. Bu arada benim nikelim şu an kaç? 2. Bundan bir tane lazım, bundan bir tane lazım ki geliştirmeleri yapalım. İçinde diye düşünüyorum, öyle değil mi? Aşağılarda bir yerde. Buranın altına nasıl gireriz? Altına girmemek, tamam, buradan yapabiliyormuş. Hmm.
Aramakla uğraşamadım biliyor musun? Güzel. Ya yalan yok, ben bu arada önce buraya yardıracağım biliyor musun? Neden diye soracak olursanız, arada çünkü mesela böyle çok küçük şeyler kaçabiliyor. Paso gerek gelmemek için direkt yardıracağım abi buraya. Hatta belki atım beni götürebilir oraya, bakayım. Götürsün abi beni. Direkt oradan şey yaparız sonu. Ondan sonra etrafını keşfederiz. Ki böylece tüm küçük altınları da toplayabilelim. Karakterimizin geliştirmelerini güzelce sorunsuzca yapabilelim diye ileride. Ne kadar yavaş gidiyorsun ya? Herhalde şuradan sonra hızlanır diye düşünüyorum yani artık. Tam şurada hızlanmasını umuyorum. Heh, sonunda ya. İşin garibi yani böyle yapınca mana da harca, şey, stamina da harcamıyor. Atın staminası da gitmiyor böyle. O garip bence yani. Her yerde pusu kuruyorlar bu arada ya bu adamlarda. Bir kurt eksikti gerçekten bu arada. Güzel. Bir tane de tutturamadık ya. Dur, ne istiyorum biliyor musun? Oğlum öleceğiz lan. İnanılmaz ya. Oha, adamı fırlatıp öldürdüm. Ya adamı duvara çarpıp kafasını koparmak istiyordum da. Ne collect yaptık demin biz? Demin biz ne collect yaptık ya demin öyle, çok garip. Acaba buraya zaten görevden geleceğiz bilmem ne, bir şey mi oldu burada? Göz vardı çünkü fark ettiyseniz. Bir Danimarkalı'nın şey mektubu. Ha, Ruid iddia ediyor ki biz son raidimizden 10 hakkı olanını aldık falan diyor ama. Ama ne, hiçbir şey bulmadığımız sen de biliyorsun. Kesin o Saxon farmerlar, çiftçiler bir yere sakladı onu. Bul yoksa Ruid bizi sınır dışı edecek. Hatta belki ya da daha kötüsü. Underground Vault'tan falan bahsetmişlerdi böyle yer altında bir yerden. Ama eleman sorgulamamdan canlı çıkmadı. Burayı bulun. Yoksa Ruid bizi bulacak. Yukarı çıkacağız o ayrı. Bir de aşağı inelim şimdi. Bakalım hangi büyüyü öğreneceğiz. Oo. Yeni abilitemde.
Yani undetected bir şekilde ilerlemek için şey harcıyorsun diyor da yani bu özellik çok ilgimi çekmedi, yalan yok yani. Yani o özelliği nerede kullanabileceğimi tahmin bile edemiyorum yani. Çok aşırı nadir. Ya sırf eğlencesine kullanacağım bir şey. Bu arada balta fırlatmayı da beğenmedim baktığında, biliyor musun? Tutturman falan gerekiyor. Eyvallah, çok iyi hasar koyduğunu düşünüyorum ama. Gerçi bilmiyorum, bakalım, deneyeceğim bir iki kez daha da. Ne kadar hasar koyduğuna bağlı olarak karar vereceğim. Oha, ortama bak, ne kadar güzel. Ortama gel. Oha. Güzelmiş burası bayağı. Tamam. Şimdi nerelerde neler var? Öncelikle şuna gidelim. Sonra buna. Sonra buraya. Sonra buraya ışınlanırım tekrar bir. Tak tak falan. Tamam. Var güzel planımız. Güzel gözüküyormuş havada yapınca öyle. Dur bakayım, adamlardan bilgi alabilecek miyiz? Ya bu arada yalan yok, bilgi almanın bana hiçbir yararı yok ya. Düşünüyorum da ben zaten her yeri temizleyen adamım abi yani. Ne olacak versen bilgiyi, ne olacak vermesen yani. Bari gelmişken şuraya yapalım. Hani anladın mı? Her yeri temizlemeyen adam için değerli bir bilgi olabilir. Çünkü hani o spesifik olarak oraya gidip geliştirir mesela, tamam mı? De bende öyle bir durum yok yani. O. O. Güzel. Buradan bir yere giriş var mı? Ha, anahtar buradaymış zaten. Güzel. Buranın içinde de ingot çıktı bu arada. Bala bak. Çiftçinin günlüğünden her gün Danimarka değinler biraz daha yakın oluyor. Yakın geliyor. Bir kısım Norveç'e falan da kaçtı ama biz kalacağız. Burası evimiz. Vakti geldi ve umarım... Ah, keşke kaçsaydınız sizin Norveç'e ya. Her yer kanırım. Biraz sonra kasabaya gidip orada öteki kılıcımı da geliştireceğim. Topel şeyi. Burada bir şey kalmadı değil mi? Okey. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Buradan ışınlanabiliyor muyum? Direkt ışınlanacağım. Çok iyi.
Çünkü sonra direkt ışınlanıp diğer kontrakte falan yaparız. Doppelhander'da. Şimdi şey olunca, arttırınca level'ını, onu da abanırız. Tam onda da... ona abanırsak Titanium... İyice Titanium kıtlığı çekmeye başlayacağız mı? Her türlü geliştirmek daha mantıklı. Level farkı yüzünden ama. Eivor, what brings you to my humble shop? I would like to see what you... You like the looks of that one? Evet, geliştirelim bunu. I feel like a proud father. Look how strong you are. Güzel oldu tipi de. Şimdi dur, şey hesaplamamız lazım. You are look... Başka bir şey yapabiliyor muyduk? Başka bir şey de yapamıyoruz sadece. Yani ok falan da geliştiresim yok ya. Yani teoride bazı setleri falan geliştirebilirsin de ihtiyacım yok. Şimdi önemli bir şey var. İki şey oldu. Buna bir rune da ekleyebiliriz. Hız eklemeyi düşünüyorum. Ataktan ziyade. Bir tane hız vardı çünkü elimde bu. Başka critical bir şey olmadığı için şimdilik en iyisi bu. Yanlış yere eklemişim. Okey. Stun da fena değil de bakalım. Şimdi. Asıl soru şu. Bunu upgrade'lemek şimdilik Titanium istemiyor. Dur, bunu bir upgrade'leyelim. Şimdi 4 Titanium'da 7, 5, 2 artacak. 6, 6, 3 artacak. Toplamda bunda daha çok artıyor değil mi? Yani toplamda soldakinde çok azıcık da olsa daha çok artıyor. O yüzden ona yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama baktığımda 4 Titanium'a. Gerçi her türlü ikisinde şey yapacağız. Bunu biz şimdi fullemiş olalım. Geri kalan Titanium'u da buna veririz. Yalnız crit olasılığı çok yüksek ya şu an. Tam bu oyunda crit eski oyundaki gibi 2 katı falan koymuyor. Sadece 40 daha çok koyuyor baktığımda ama. Olsun. Burada da şimdilik ilgimi çeken yok. Bir ara Petra ile konuşabiliriz. Hatta gelmişken bir Petra ile konuşayım ya, sevgilimle. Bakayım sevgilim ne yapıyor? Yeni bir muhabbet var mı yoksa? Ben tam seni düşünüyordum. Biraz dinlenelim. Yeni kıyafetimle. Çok komik oturuyorlar yalnız ya. İşte hakikaten beni merak ettim. Oyunda birden fazla sevgili yapabiliyor musun? Hani böyle poligamik bir ilişki var mı? Mesaj gelmiş. Dur. Mesajın geldiğini bilmiyordum. Bir bakalım. Burada yeni bir şey var mı? Bir ona bakayım. Seersat Cartographer, sonra Cattle Farm, Grain Farm, Fall Farm, Elvis and Holger Farm. Okey. Wolfhilda'nın letteri var. O bize şey yazacaktı, hikaye yazacaktı bir tane. Yours in God's name, Mother Wolfhilda, Abyss of Barking. Manuskriptimi hazırladım. İsimleri falan da değiştirdim. Dediğin gibi ki hani senin de şeyin olmasın diyor. Güzel, hakikaten yazmış. En azından ismini değiştirmiş. Ve tabii ki de bir ejderha sokmuş hikayeye.
Bu fil de ejderhayı katmış hikaye. Ne oluyor lan? Hıçkırık mı geliyor? Ne oluyor? Konuşamıyorum. Okey. Sırayla böyle gideriz. Sonra bir ara yine buraya ışınlanıp şuraları yaparız. Order'dan adam görmediğimizi fark ettim. Bayağıdır hem de yani. Gerek Zeolot olsun, gerek şey olsun. Yok yani. Yine bir puzzle'lı kapı galiba. Allah. Ne oluyor lan? Ha, bu kontrakt miydi aynı zamanda? Kontraktmış aynı zamanda bu kurt. Güzel, bu o kadar zorlamadı eskisi, diğeri kadar. Edit. Daha fazla herb olmadan sağlığın iyi olacağını düşünmüyorum. Ben uyamadan unutu bulursan bil ki haberin olsun yani, ben seni hiçbir zaman terk etmem. Sadece kapıları kilitledim. Kurt falan gelmesin diye veya Danish Raider'lar. Öyle bir şey olursa da saklan lütfen. Ölmüş garibim. Bu arada chat bir şey soracağım ya. Ama orada tüm my family diyordu. Acaba bu o şey aile mi diyecektim, hatırlıyor musunuz? Seer'a giden bir tane aile vardı. İstemişlerdi falan. Acaba onunla alakası var mı? Bu arada sonra bir buraya dönüp bakmak istiyorum. Nerede? Şuradaki olaya. Sadece henüz değil. Biraz daha buraları temizleyelim. Sonra bakarız. Aklımda mı yani orası? Bakacağım o tarla olaylarında herhangi bir değişiklik olmuş mu? Belki de ama gerçekten bu... Ama çocuğun ihtiyacı vardı sanki Herb'e ya. Kocasın değil. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Emin olamadım. Random hayvan kestik durduk yere ya. Pardon.
wobbly with glee. I never knew you as a man given to verse. Ah, their little bodies, their little lives. They mean nothing to me. Lies, bullshit. I need your eyes, my friend. Abi ya katletmişler. Nasıl ikisi de dodge oldu? Basmışlar ya. Nasıl tutmuyor abi? Yani gerçekten bence çok da atmaya gerek yok bunları ya. Şimdilik kalsın ama daha iyi bir büyü geldi mi direkt şey yapacağım. Elder gittiğinden biri. Ha, Raider'ları track yapmaya gitmiş bir de ya. Kadının doğası bu. İnanıyorum bir tane onu koruyacak ama yine de endişeliyim. Field'a doğru gidersen dikkatli ol diyorum. Herkes rip tabi. Burada daha başka bir şey yok galiba. Hakikaten acaba Seer'in orada herhangi bir şey oldu mu ya? Birkaç gün geçsin falan filan da o yüzden hemen gitmek istemiyorum yine. Oğlum yakmak çok güzel değil mi ya bu arada? Niye yumruk atmadık ekstra? Adamın canı bitince mi atıyor? Bir dakika ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne oldu? Şunun olayı neydi? R2'ye bir de başlığı tutabilirim onda bayağı bir. Ben onu yapmıyordum bak adam akıllı. Güzel. Ne geldi? Ha. Ladder falan mı geldi? Ne geldi ya? Tam saçma bir yerde şey yaptım. Sanırsam çok da önemli bir şey gelmedi. Fire damage. Stun. Evet demiş. Bunlar satın aldım bir şeyler de. Nasıl collectible ilginç. Bunu unutmadım hala bu arada. Oo. Nickel ingot da var ilginç güzel. Çok iyi hatta. Yani hazır buraya gelmişken şunları da temizleyelim şöyle. Ya!
Bence buradaki curse. Something is wrong. Foul. Curse it. Ya bu kadar curse yok ediyoruz. Ne için, ne işe yarayacak onu merak ediyorum ben abi. Bayağı yok ettik çünkü şu ana dek yani baktığında. Bayağı hem de. Aaa yine duck. Küs silver mı? Yani vereceğiz ne yapalım? Niye para istiyor ki? Her life birine çaldı offeringlerimi jetstone'unu. Ama onları yakaladım bu sefer gördüm. Yeşil gölgeler mi? Peşinden gitmeye çalıştım ama izleri çabuk kayboldum. Ve ben bir avcı izci falan da değilim. Yani ayı mı yoksa bir aç sakson mu ondan da emin değilim. Neyse tamam ya verelim onu yani her türlü vereceğim zaten. Çocuk mu? Çocuğun teki mi çalıyor ya parayı? Aha izlerinden biz anlayacağız. Biri coinlerimi mi aldı? Ben buraya verirken coinlerim mi alındı? Bir dakika ya. Ne kadar gitti abi? Tamam. Verdiğimiz kadar. What's this? There's something odd going on in these woods. Ayak izleri vardı. Ha, şuradaymış. Ha, egzemin yapabiliriz. Green footprints. Could be a child. Yeşil ayak izleri bir çocuk olabilir. Bir de manyak manyak gülüyor ya. Bulunduk. Gerçek. Oyna bizimle. Bunlar kafası güzel lan. Burada mı yaşıyorsunuz siz? Aileniz nerede? Sorular sorular bunları bekleyebilir. Hadi önce yukarı çıkalım. Vallahi senden önce çıktım çocuk. Ha ne kadar az yemekleri varmış. Abi akşam yemeği olarak kahvaltı için teşekkür etme bu arada ya. Bizim klana gelseniz abi bizim klanda yaşarsınız ya. Hızlısınız valla eliniz ayağınız çabuk. Yakındık ama diyor. Aldığımız geri vereceğiz. Ama önce hikayemizi dinlemen lazım. Çok uzun zaman önce uzak bir diğer diyardı. Bir kız kardeş vardı. Ve bir erkek kardeş. Geliyordum oraya dur. Evet bir de erkek kardeş. Mutlu mutlu St. Martin diyarında yaşıyorlardı tek başlarının. Çok güzel tadı olan beyinlerle. Bayağı bir ve kek. Ama şimdi hayat biraz daha zor. Artık bean yok. Cake yok. Ve bizim olmayanı almak zorundayız. Kötü çocuklar değiliz. Sadece açız diyor. Kusura bakma. Ya hayatta kalmakta sorun yok. Aile için yapmamız gereken bir şey yok. Zekisin vallahi diyor. Here's some food veremiyor muyum ya? Hiç mi yemek yok? Para vereceğim ya çocuklara. Ne olacak abi? Here, take my silver. You were going to anyway.
buy what you need. İhtiyacınız olan şeyi alın. Sadece paranız yoksa çalın. Ama bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Böyle yaşamayı da hak etmiyorsunuz. Akıllıca harcayın parayı. Oo, kolye mi? Bize kolye vardı karşında. İstediğin zaman gelebilirsin buraya. Artık bizden birisin. Arada uğra, tamam mı diyor. Ya ben bunları köyüme çağırabilir miyim ya? Lütfen. Neredeyiz burada haritada? Unutmayalım burayı. Burayı çok net unutacağım abi. Öyle bir yer koymuşlar ki her ormana benziyor yani. Gerçi üzerinde çarpı var galiba da. Yine de. Konuşabiliyor muyum? Ne diyor? Biraz kek olsa güzel olurdu. Biz oynadığın için teşekkürler diyor. Tekrar oturabiliyorum. Bir şey anlatıyorlar mı yine? Chat. Abi hatırlatın lütfen. Bak, give some food yapamadık. Acaba bir dahakine geldiğimizde elimizde yemek olursa verebilir miyiz? Onu merak ediyorum. Orada skill point'imi harcamamışım. Bunların hepsini açacağım. Şöyle şu 5'ini açacağım fix yani. You choose death. Hepsi yandı ya. Güzel. Çok rahat 3 tane ayıyı kestik valla. O. Abi. Hay. Çok garip. Yanıyordum ama yanmıyordum. Ooo, nikel ingot ve titanium mu iki tane? Bir dakika, titanium'da bir şey yapabiliyor muyum şu an? Nikel ingot iyi ama. Ah, bir tane daha eksik. Güzel güzel. Bir tane daha contract var, o nerede? Ha, uzaktaydı ya. Dur, onu yapacağımızı düşünmüyorum şimdi. Belki yaparız yani. Burada bir canavar var galiba bu arada chat. Öyle bir ses geldi. Şurada ise ostraka var, unutmayalım onu. Aa, bir dakika, burada canavar değil, şey var. Öteki kız kardeş var. Cordelia 340 level, acaba bu kaç level? Karabüyü hissediyorum buralarda. Merak ettim bak ya. Level'ım yeterse deneyeceğim öldürmeyi ya. Bunun ismi Reagan olması lazım, bu kardeşin ismi. Böyle vahşet daha önce gördüm ben de. Yine aklımız gitti. Ha bak Reagan. Kan için mi geldin buraya? Ötekiler gibi. Konuş.
Senin için gelmedim diye, senin kan için. Ha, zorlamadığın sürece. Yalancı, yalancı, yalancı. Katılacaksın onlara. Şimdi kalbimin yaralarını açıyorum. Seyder using troll. Büyük kullanan troll. Nefes al derince. Duman olmamı izle. Kemiklerini kırmamı dinle. 160 level. Bunu kesebiliyor olmamız lazım. Kadın her hareketi iki kez yapılıyor ya. Eski oyunlardan alışmışım. Büyük kullandığında böyle bir iframe oluyor ya ve hasar yemiyorsun ya. Havada öldüm lan. Çok komik öldük bunda ya. An unjust fate has befallen this one. Ne oldu lan? Bu nasıl bir bug'dı abi? Demin çok garip bir bug'a girdi oyunda. Neyse konuşalım bunu. Şey konuşalım. Kesmeyi deneyeceğim ya. Deneyebiliriz belki. Oha ya, stamina mangara bitti ya bu arada. Hangi ara bitti abi staminam orada ya? Of. Çok fena öldük de. Ruhu da çok iyi hasar koyuyor ya. Nasıl kapışsak ki buna karşı? Acaba buna ok kullanma şansım var mı ya? I've seen such violence before. Bir dakika bir deneyeceğim. Acaba hani böyle şey yerini vursak olur mu? Abi kadının şeyi yok. How is this possible? Abi ya yediğim hasara bakar mısın ya? Oha! Ne denemek istiyorum biliyor musun? Acaba her kırmızı saldırısına yapabiliyor musun onu ya?
Of, çok fena kesti. Ama birazdan nasıl kapışacağımı anladım. Yani yarıcını da aldık, fena değil aslında o kadar. Olabildiğince çok şey yapmamız lazım ya. Neydi onun ismi? Düzgün dodge yapıp hasar koymamız lazım. Ama yenebilirim ben bunu bence ya. Oha! Ben dodge'lamıştım bunda ama ya. Bir de o kadar hasar koyuyor mu? Kırmızı saldırılarını kesinlikle dodge'layabilmek lazım. İnanılmaz hasar koyuyor kırmızı saldırıları. Erken dodge'lamışım demek ki onda. Bu bölüm biraz bununla uğraşacağız gibi hissediyorum ama bakalım. Keşke direkt boss fight'ın direkt başından başlıyor olabilsem. Daha hızlı olur yani. Lan. Abi ben yapıyorum aslında baktığında. Galiba bundan sonra geri doğru yapacağım, biliyor musun bundaki dodge'ları? Çünkü yana doğru yapınca bazen zamanlamadan dolayı yakalanabiliyorum yine de, yani dodge'lamış olsam da. Öyle yapalım. I've seen such violence before. That's all. Oha. Ne oldu lan? Ne kadar hızlı öldük bunda. Holy shit, en hızlı ölümüm falan da bu. Abi ya. Kesebilirim ya. Acaba başka bir combo mu denesem diye düşünüyorum ama aslında bununla da peride gayet iyi şey koyuyorum, hasar koyuyorum acaba. Ama peride çok az atakta yapabiliyorsun ya. Al işte. Yediğimiz hasara bak. Ne oluyor abi? Yapma be abi. Yeah.
Çok erken şey yaptım ya. Çok çok erken şey yaptım. Neydi onun ismi? Dodge attım. Acaba biraz daha level atlasam mı bunun için etraftan? East Anglia'da en son yapacağım şeyim bu olsa acaba diyorum. Yandan da biraz daha denemek istiyorum, biliyor musun? Çok hasar koyuyor ama ya. Bak ben normalde kaç tane şey kestim baktığında 160 level karakter benden öyle yüksek ama bu aşırı fazla koyuyor abi. Ben dodge'lamıştım. Bu arada bug'dı demin yediğim hasar. Boşuna hasar yedim bu arada gerçekten. Bak yine aynı bug abi ya. Gördünüz değil mi bug abi? Ben şey yapmış olmama rağmen çok ilginç. Ya o bug'dan dolayı iki kez hayvan pot kaybettim. Dodge'luyorum. Dodge'lamış olmama rağmen hasar yiyorum hayvan gibi. Acaba o sırada kafasına headshot mı atsam, ne yapsam ya? Yok, DLC değil bu, hayır Cengiz, bu ana oyundan karakterler. Benim daha bitirmeme çok var Valhalla'yı. Valhalla'yı bitirmeme daha çok var ya. Abi yine gittim aynı şeye düştüm ya. Hasara bak edeyim. Hurafelere göre Cengiz bir dahaki oyun Çin'de geçiyor. Hurafelere göre. Direkt Ubisoft confirmlemedi bildiğim kadarıyla ama bayağı bir şey var, muhabbet var öyle. Bir tane Shanghai stüdyosu geliştiriyor diye. Bu arada ben griti kullanıp aslında cam basabilirim ya. Direkt pota basmayayım. Hasar yedikten sonra kırmızı canını geri alabiliyorsun ya. Drauger.
Oha ya. Daha ikinci feyzin eğini geçtik. Susuzlaştıracağım bir çığlık diyor. Hayır ya oğlum. Çok kötü espriydi Cengiz, bayağı ateşli bir hatunmuş. Abi ya. Çok da iyi gidiyorduk. Nasıl? Abi o kadar candan da tek yemezsin ya bu arada. Of. Dibinde öldü ya. Ya o kadar az canı kalmıştı ki. Neyse. Çok hasar koyuyor ya. Abi ya o kadar çok hasar koyuyor ki şu yediğim şeye bak, canımı doldurmak için biraz vurayım dedim, pat diye perileyip koydu, hasara bak ya. Ha, bir kez daha deneyeceğim, baktım çok şey, çünkü şöyle bir şey var, çok az hasar koyuyorum kadına baktığında. Hani 160 level'da falan gelsem çok daha rahat yeneriz çünkü hem o bize daha az hasar koyacak hem biz onunla daha çok. Ok. 16 koy abi ok. Yediğim hasara bakar mısın ya bu arada? How is this possible? Abi stamina hangi ara bitti ya?
Draugr. Yok ya, vallahi kapışmaya değmiyor. Çünkü ben ne kadar iyi bir oyun sergilesem de çok hasar koyuyor. Yani anlamsız yani kapışmak biraz. Bunu yakında kesebileceğime inanıyorum. Çok yakında. Biraz daha şuradaki böyle görevleri falan hallettikten sonra, ama şimdi çok saçma hasar yiyoruz abi. Gerçekten çok saçma hasar yiyoruz yani. Şuraları falan temizledikten sonra çok daha kolay olacağını düşünüyorum ama olsun. Neyse. Artık gelecek bölümde ne yaparız? Şu 3 noktayı temizleriz. Şurayı temizleriz. Ondan sonra üstünü temizleriz. Ha bu arada tamam, aynen burayı da alırız. Dur hatta şunu şey yapayım, şurayı işaretleyeyim. Burada çünkü Ostraka vardı. Bu adayı, yani East Anglia'daki görevler bittikten sonra çok daha kolay öldürebileceğimizi düşünüyorum onu ben. Burada ne var ya böyle? Göl. Neyse. Regan'ı kesmeyi denedik. Başarısız olduk. Yani saldırı şeklini anladım genel olarak. Bir tane saldırısı buglu, aşağıdaki saldırısını dodgelasanız bile ona saldırdığınızda hasar yiyorsunuz, ama onun dışında okey bir boss, eğlenceli bir boss. Sadece şunun hasar çok fazla yani, aşırı fazla. Bir de ben Berserker Armor'u geliştirdim hepsini, öyle düşün. Yani Berserker Armor'u geliştirmesem Allah bilir nasıl olurdu yani. Neyse, gelecek bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, bay bay.